Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere ne gösteriyorum? Bugün yılbaşı çiçeği dikeceğiz. Öncelikle yılbaşı fidelerimizi, çiçek fidelerimizi suda bir gün beklettik. Gördüğünüz gibi. Suda bir gün beklettik. Şimdi toprağımız hazır. Şöyle güzelce kaşık yardımıyla onu birazcık kabartıyoruz. Bu toprak arkadaşlar köyden getirdim ben. Yani o doğal gübreli. Şimdi ne yaptık? Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle çiçeğimizi şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerek dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz çok aşırı sıkmadan şöyle sıkıştıralım. Bu çiçek hangi aylarda dikilir diye bir takipçim soru sormuş diğer videomda. Bu çiçekler ben bu aylarda dikiyorum. Yani çiçeğini döktükten sonra biliyorsunuz bu yılbaşı çiçeği yılbaşında açıyor. Belirli bir sürede çiçeğini döküyor. Sonrasında bunun yani sonra çiçeği döktükten sonra çıkan filizlerinden bu şekilde kopartıp bir gün şöyle bir çay bardağın suda bekletin. Sonrasında bu şekilde dikin. Önce şöyle kuru toprağa diktik. Gördüğünüz gibi bir sulama yapmadım. Şimdi yapacağım sulamayı. Birazcık toprağını diktikten sonra kabartalım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şöyle dibine doğru kabartalım. Şimdi sulayalım. Suyu da bu şekilde, bu şekilde. Verelim. Şimdi ben bu çiçeğimi bir gün balkonda tutacağım. Yeni diktiğim için. Bu bir gün balkonda kalacak. Yani şimdi bugün koyacağım. Yarın akşama doğru bunu balkondan odaya alacağım. Yine her zamanki gibi serin odada duracak. Ama bugün balkonda duracak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yılbaşı çiçeğinin filizlerini siz de dikebilirsiniz. Ben bunu kendi yılbaşı çiçeğimin filizlerinden, yeni çıkan filizlerinden kopardım arkadaşlar. Gayet basit. İnşallah tutacak Allah'ın izniyle. Dediğim gibi önce su koymadan kuru toprakta güzelce yaptık, gördünüz. Sıkıştırdık. Şimdi suladık. Daha kurcalamaya gerek yok. Bunu ben yarın sabaha kadar balkonumda bekleteceğim arkadaşlar. Sonra odaya alacağım. Yani diğer yılbaşı çiçeklerim yanında duracak. Böyle. Siz de yılbaşı çiçeği dikmek istiyorsanız, filiziniz varsa ya da yoksa bir başkasından da alabilirsiniz. Bu aylarda dikin. Yani bu aylarda dikince daha güzel tutuyor. Evet, şimdilik bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz yorumlarıma. Size cevap veririm. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı bilgili olmuşumdur. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.